Şirketinize ya da kendinize yeni bir site yaptırmak istiyorsunuz. Belki de bir müşteri için web site yapacaksınız. Ancak bütçe, fiyatlandırma nasıl olmalı bilmiyor. Ya da bir fikir edinmek istiyorsanız bu video tam da size göre. Olur da bizimle çalışmak isterseniz şirketime nasıl ulaşacağınızı da videonun son bölümünde anlatacağım. Ben Oytun Yalçın, 25 yıldır web site yapıyor, şirketin web makinesiyle müşterilerime bu konuda hizmetler sağlıyorum. Bu videoda anlatacaklarım arasında kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın, birlikte tartışalım olur mu? Konuyu hem web site yaptırmak isteyenler, hem de müşterisine web site yapmak için fiyat teklifi verirken zorlananlar için anlatacağım. İşim web site yapmak olduğu için devamlı olarak bütçe hazırlıyor, müşterilerimi yönlendiriyor ve onlara teklif gönderiyorum. Gerek müşterilerimden, gerekse de bu kanalı takip edip de yorumlarda ya da Instagram'da hep bu işin maliyeti nedir diye sorular geliyor. Bu arada Instagram demişken 10.000 takipçiye ulaşmak üzereyiz. Beni orada takip ederseniz sevinirim. Sevgili izleyiciler, kurumsal web sitenin maliyeti uzun yıllardan beri ortalama 1000 dolar civarında olmuştur. Tabii daha azına ya da daha fazlasına yapılabilir. Dolar diyorum çünkü 2 yıl önce dolar 8 lirayken bugün 30 lira. Türk olarak belirtince fiyatlar ilerleyen yanlarda anlamsız kalmasın diye işte video boyunca böyle yapacağım. Bu konudan bahsederken her zaman herkesin anlayacağı bir şekilde arabalar üzerine örnek vermeyi seviyorum. Bugün bir arabam olsun ve ayağım yerden kesin derseniz fiyat Ege'ye tam da size göre. Ancak gidin de şekilli olayım, hızlı olsun, bastığında gitsin, koltuğu da olsun derseniz T Rolls kadar yolu var. Az önce bahsettiğim 1000 dolara yapılan siteyi araba örneğinde inerlersek Toyota Corolla, işte Skoda Octavia gibi bir yere konumlandırabiliriz. İş görür, yolda bırakmaz, reklam değildir. Bu söylediklerim tabii ki bir kurumsal web sitesi için geçerli. Tabii daha basit ihtiyaçlı olanlar için 5000 lira yani 200 dolara ya da işte daha, daha bile aşağısına web sitesi yapılabilir. En azından biz yapıyoruz. Eğer sizin ya da müşterinizin 1000 dolar bütçesi varsa harika. Peki bu 1000 dolara bizde neler daha şimdi bunlara bakalım. Web sitenin yapılması 20 bin lira tutar yani yaklaşık 700 dolar. Alan adı için 15 dolar desek, host için de 60 dolar desek mi 775 dolar. Yani yaklaşık 22 bin lira civarında falan evet. E bu siteye yıl boyu bakım, güncelleme, koruma yapmayacak mısınız? E, ayda 500 lira yazsak bunu yılda 6 bin lira eder. Hemen hemen 210 dolar etse bu da işte ne yaptı? 985 dolar. E neredeyse bir hata 1000 dolar oldu bile. Hesapta en büyük kalem gördüğünüz gibi web sitenin yapılması. Biz standart olarak yaptığımız her işte şu özellikleri ekliyoruz mesela. Mobilde açılan responsif tasarım. Görme engellilerin dahi web sitenizi kullanmasına olanak sağlayan YRC'ye uygun kodlama. SEO için uygun kodlama ama bu dediğim SEO çalışması değil aklınızda olsun. JSON LD ve Google zengin arama sonuçlarına uyumlu altyapı. KVKK uyumlu altyapısı. Ki bu şirketler için önemli bir detay biliyorsunuz arkadaşlar. Ve 25 yıllık tecrübemize web siteniz olması gereken işte detayların hepsini bilgi veriyoruz size. Peki daha yapanlar nasıl yapıyor bu işi? Eski web sayfasından şikayet ederek gelen müşterilerin duyduklarım şöyle oluyor. Ya işte siteyi şöyle yapacağız böyle yapacağız dediler. Hiçbirini yapmadılar bizi ortada bıraktılar. Bunu gerçekten çok sık İşi İş alıp para kazanmak için olur olmalı her şeyi evet yaparız diye yani amatör webcilere denk gelenler ne yazık ki bunu hep yaşayacaklar. Web site yapmak bence dünyanın en kolay işi. Esas zorluk web sitesini nasıl yapacağını bilmekte ve müşteriyi doğru yönlendirmekte. Bir şey istiyoruz, mail atıyoruz, dönmüyorlar ya da geç dönüyorlar. Arkadaşlar, müşteri veli nimetinizdir. Neden insanlara cevap vermiyorsunuz? Tabii şu da var. Web site için çalışmaya karar verdiğiniz şirketten yıllık bakım ve güncelleme hizmeti aldınız mı? Bunu mutlaka görüşme esnasında sorun. Çünkü pek çok webci fiyatla düşürmek için bu tür hizmetleri teklif dahil etmiyor. Ya site yaptılar ama çok yavaş açılıyor ya da sık sık çöküyor. Bu aşamada genelde fiyatı düşük tutmak için dandik hosting kullanan şirketleri görüyoruz. Hosting aramanızı motoru gibidir. Ucuz olsun diye dandik hosting kullanırsanız web sitenizde bu tür sorunlar yaşamanız normaldir. Tabi sadece hostingi de suçlamayalım. İş ucuz olsun diye gidip de acemilere site yaptırınca kodlarda da acemilikten kaynaklanan hatalar yavaşlama ya da çökme gibi sorunlara yol açabiliyor atalarımız boşuna ucuzetin yani siyahın olur demiş. Ya web makinesi peki siz de bu işler kaçı yapılıyor diye soruyorsunuz. Az önce söylediğim gibi esasında şirket tanıtmak amacıyla hazırladığımız kurumsal web siteyi aşağı yukarı 1000 dolara yani 30 bin liraya yapıyoruz zaten. Ancak her şirketin bu kadar bütçesi yok. Bugün bir kobi yani küçük veya orta büyükte işletme için ortalamamız 15 bin lira. Yani yaklaşık 500 dolar civarında falan. Tabii fiyat azaldıkça 1000 dolarlık sistemdeki hizmetleri de azaltıyoruz. Öncelikle yapılması daha basit olan web site hazırlıyoruz. Bu basit kavramını lütfen dandik olarak yorumlamayın. Görsel açıdan göze hoş gelen web site yapmaya devam ediyoruz. Ancak sadece web sitesindeki bazı detayları azalarken daha az zaman harcıyoruz. 25 yılda çok sayıda yaptığımız iş olduğu için teklif aşamasında müşterilerimize bütçesine karşılık ne tür bir site yapabileceğimizin örneğini de gösterebiliyoruz. Böyle yapınca en azından müşteri parasının karşılığında ne alacağını görmüş oluyor. İnanın bu şekilde bir yol izleyince işler daha da kolaylaşıyor. Peki böyle bir siteyle Google'da insanlar arama yapınca beni kolayca bulabilir mi? Bu soruya evet ya da hayır diye bir cevap veremem. Ancak detayları anlatayım. Google'da en teperde görmek herkesin istediği bir şey. Herkes bunu isteyince rekabet de artıyor. Yani bir site yapıp teperde yer almak için mücadele etmek gerekir. Web makinesi üzerinden bize örnek verdim. Google'da bizi aratırsanız elbette en üstte bizi göreceksiniz. Ancak web site yaptırmak diye ararsanız bizi bulamazsınız. Çünkü web site yaptırmak araması için pek çok şirket yıllar süren çalışma çalışması yapmıştır. Yani sizin için de böyle. Bir web sitesi yaptırdığınızda büyük olasılıkla isminiz aranında tepeye çıkabilirsiniz. Ancak mesela cep telefonu kılıfı diye aranızda muhtemelen büyük sefer sizin önünüze geçecektir. Arama motorlarında üste çıkmak için yapılan çalışma web sitesinden bağımsız ayrı bir projedir ve ayrıca fiyatlandırılır. unutmayın. Aksini iddia eden web çalışmak size kalmış tabii ki. SEO çalışması denen şeye ayrı videoda değinirim ancak biz her yıl çok az sayıda firmayla minimum 180 bin TL bütçeyle çalışıyoruz. Evet hiç ucuz bir iş değil arkadaşlar bu. Peki web makinesi. Şimdi müşterinin 7500 lira bütçesi var. Bunu nasıl tekliflendirelim? Ben olsam nasıl yaparım hemen anlatayım size. Şimdi alan adı 10-15 dolar tutuyor. Ebi e hosting 60 dolar tutuyor ama bütçe yaşaması için gidip 30 dolarlık paket alalım. Et, şu an 45 dolar civarındayız. Yani 1300 lira falan. E gidip de almamız lazım. Bu da yıllık 25 dolar falan diyor. Ettim 70 dolar. E, yani 2000 dolar etti pardon 2000 lira etti. E kalan 5500 liraya da bir liste yapsak ne kadar güzel değil mi? Teklif hazırlarken müşteriye bence hosting, alan atı ve SSL gibi kayıtları ayrıca yazın. Yani her şeyi yaparız ve fiyat bu demeyin. Müşteri bütçesinin nasıl kullanıldığını görsün. Böyle yaparsanız belki de der ki ya 30 dolarlık hosting değil de 60 dolarlık hosting alalım. Sistemde sorun yaşamayalım. Eğer bütçe 7500 lira gibi düşük bütçesi ona hangi hizmeti sağlamayacağınızı da belirtin. Yani müşteri her hafta size arayıp da şu şu bilgileri ekler misin, çıkar mısın derse ve bunu yapmayacaksanız bilsin. Bu tür bir hizmet için ayda 150 lira, 500 lira ne istiyorsanız bunu da opsiyon olarak ekleyin arkadaşlar. 150 liraya ayda bir defa, 500 liraya ayda 5 defa şu kadar hizmet veririz deyin. Belki de buna ihtiyacı varsa alır yoksa almaz. Bu arada alan adı hosting ve SSL'i müşteriniz adına satın arkadaşlar. Böylece isteği yaptıktan sonra devir teslim yaparken işiniz kolaylaşacaktır. Bizde bu iş her zaman böyle yapılır. Seneye yenileme zamanı geldiğinde müşteriniz bunu kendisi söyleyecektir. Müşteriniz biz bunu unuturuz lütfen siz kontrol edin de diyebilir. Bu aşamada müşterinize yansıma faturası kesersiniz zaten. Tabi biz her web site için Google Analytics, Google Search Console, Google Business işlemlerini de yapıyoruz. Yani müşteriler sisteme kaç kişi girmiş, ne hangi kelimeler aramışım dediğinde inceleyip bakabileceği bir yere sahip. Siz bu hizmet için cüzi miktarda para isteyebilirsiniz ya da bunları pakete dahil edip rakiplerinize karşı avantaj elde edebilirsiniz. Size kalmış bir şey tamamen. Gördüğünüz gibi 5 bin liraya da 30 bin liraya da web site sahibi olabilirsiniz. Eğer sizin ya da müşteriniz için fiyat Egea yeterli olacaksa bunu baştan konuşup işe alın. Kimse fiyat Egea fiyatına Rolls Royce beklemesin. Sonuçta müşteriyi doğru yönelmek sizin sorumluluğunuzda. Ayrıca fiyata hangi hizmetlerin dahil olup olmadığını anlatın. Bu yerde yaşayabileceğiniz sorunun önüne geçmenizi sağlar. Anlayacağınız gibi web makinesi gibi profesyonel ekibi olan bir şirkette de 5000 liraya çalışabilirsiniz. Biz size nasıl bir hizmet sağlayacağımızı örneklerde gösteriyoruz. Unutmayın bu söylediklerim kurumsal web sitesi için geçerli. Yani blog ya da kişisel sitenin için daha uygun fiyatlara çalışabilirken e-ticaret sitesi sahibinden kom ya da süper projemiz var dediğiniz siteler videoda anlattığım fiyatların çok üzerine mal olabilir. Web sitede şey Çin'den 10 lira alıp da burada 15 liraya satılan mal değil arkadaşlar. Tasarımdan yayınlanmasına saatler harcanan bir emeğin sonucudur. Bu kurumsal olsun, e-ticaret olsun her web sitesi için geçerlidir. Dolayısıyla gelip de e-ticaret sitesi kaç demeyin. Her şey bütçenize bağlı. Tabii biz bugün bin liraya da basit bir e-ticaret sitesi hazırlayabiliyoruz. Buradaki basit sıfat önemli. Nispeten iş görüp tasarım ve sadece kredi kartı ödemesi alabilen bir üründen bahsedebiliyoruz. Ancak sahibinden kom, trend gibi pazar yerleri öyle 5 bin liraya yapılacak işler değil. Milyonlarca lira harcamanız gerekecektir. Yorumlara ne tür web sitesi için bütçe hazırlamamı istediğini yazarsanız o konuda video çekebilirim arkadaşlar. Eğer web makinesi çalışmak isterseniz web sitemiz olan web makinesi Joe üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hatta Google'a web makinesi de yazarsanız da bize ulaşabilirsiniz. Web sitemizdeki iletişim sayfasında telefon ve e-posta adresimizi bulabilirsiniz. Sitemizdeki iletişim formunu kullanarak da bize ulaşmanız mümkün. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hatta kanalıma abone olur ve bir de 10.000 takipçiye yaklaşan Instagram hesabımı takip ederseniz değmeyin keyfime. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kayıtta Kayıt izin değil tamam. <laughs>